Merhaba arkadaşlar, paylaşmış olduğum videoların altında sıfırdan arıcılığa nasıl başlanır adlı bir seri video hazırlamamı istemiştiniz. Bununla ilgili bir seri hazırlamayı düşünüyorum. İlk videomu buyurun hep beraber gözlemleyerek alta muhakkak soru ve önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Arkadaşlar, arıcılığa başlarken almamız gereken öncelikli malzemelerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle acil olan, yani aralıkta muhakkak olması gereken, daha sonra ilerleyen zamanlarda bunlar çoğaltılıyor. İlk başta başlarken gerekli malzemeler, öncelikle maskemiz olması gerekiyor. Maskemizin değişik ebatlarda olanı var, değişik türde olanları var. Hangisi uygunsa bütçeye göre değişik değişik maskeler var. Alabilirsiniz. Bu birinci materyalimiz. İkinci olarak olmazsa olmazımız körüğümüz. Körük de muhakkak olması gerekiyor arkadaşlar. El demirimiz, farklı el demirlerimiz mevcut. Yani bu çıtayı çekerek, tutarak çektiğimiz el demiri. Bu normal el demirimiz. Bunların da değişik formlarda olan var. Eldiven olmazsa olmazımız. Ben böyle bulaşık eldiveni kullanıyorum. Daha kullanışlı. Ve daha çalışmam daha rahat oluyor. Normal eldiven de olabilir. Bunu da kullanabilirsiniz. Ondan sonra kovanlarımızdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu normal 10 çıtalı kovanımız. Bunların ölçüsü değişik ebatlarda oluyor. Onu duruma göre, sizin isteğinize göre değişebilir. Bu da ruşet kovanımız. 5 çıtalı ruşetimiz bu. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Bu ruşeti ben genelde bölmelerde kullanıyorum. Bölmelerde pratik oluyor. 4 çıta koyup yanına şerbetli koyarak bölmemizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu da normal büyük kovanımız. Polen tuzaklı. Gördüğünüz gibi altı komple havalandırmalı. Tabanı plastik. Bunların ahşap olanları da var. Plastik benim için daha kullanışlı. Ahşaplarım da var. Ahşapları komple altı ızgara şeklinde açık havalandırması amacıyla. Çünkü öbür türlü rutubet ve nem yapıyor. Kovanımız da kapatıyorum. Bu normal kovanımız. 10 çıtalı kovanımız arkadaşlar. Bu da normal ruşetimiz. Ruşetimizde gördüğünüz gibi 2-4 çıtalı. Bir de şerbetliğimiz var. Şerbetliklerden bahsetmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar. Bu yarım şerbetliğimiz. Rahmetli Muhsin Doğrul hocamızın özellikle tavsiye ettiği şerbetlik. Bu şekilde bunu koyuyoruz. Altına aralarımızı dalak astırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, görüldüğü gibi dalağı da var. Bunları ben kovandan aldım. Çünkü arısız olmasını istedim. Arısız daha güzel anlatırım diye. Tekrar bunları kovana koyacağım. Bu da çanta tipi yemliğimiz. Bunun bir artı özelliği şu şekilde tarif edeyim. Mesela büyük kovanda 5 çıtalı arımız var. Şöyle 4 çıtamız var mesela. Mesela eski çıta bunlar. Bunları şey yapacağız, eritip kullanacağız. 4 çıta arımızı bu şekilde şerbetliği koyarak hem pratik olarak bölme tahtası olarak kullanmış oluruz. Hem de şerbetlik olarak kullanmış oluruz. Ben genelde bölme tahtası olarak kullanıyorum ve güçlü kolonilerde bunu kullanıyorum. Zayıf kolonilerde içinde boğulma riski olduğundan dolayı bunu çok kullanmıyorum ben. Normal ahşap bölme tahtası kullanıyorum. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ruşet kovanımızın içini tanıyalım. Kaldırayım şunu. Evet arkadaşlar, ruşet kovanımızı açıyorum. İçinde 3-5 tane arı var. Şöyle görüldüğü gibi üstte bal kemerimiz, bal. Altta polenlerimiz var. Yakın çekim yapayım isterseniz. Yakın çekim yapacak olursak arkadaşlar, normal bir standart kovanımızda en üstte sırlanmış ballı peteğimiz olması gerekiyor. Onun altında şöyle görüldüğü gibi yeni gelen, sırlanmak üzere olan ballarımız mevcut. Buralarda kenarlarda polenlerimiz var, altlarda. Renkli olanlar polenlerimiz. Görüldüğü gibi rengarenk. Hangi çekten geldiğine göre değişik renklerde polenlerimiz mevcut. Şurada görüldüğü gibi kapalı yavrularımız. Şurada çıkmak üzere olan arımız mevcut. Kendisini çıkartıyor şu anda. Şöyle biraz daha odaklamak istiyorum. Bunlar larvalarımız, gördüğünüz gibi arkadaşlar.
Bunlar larvalarımız. Bunlardan iş larvalarımız çıkacak. Şurada yeni çıkan arılarımız mevcut. Renkleri biraz soluktur. Görüldüğü gibi renkleri biraz soluk. Biraz uyuşuk hareket ediyorlar. Görüldüğü gibi larvalar. Şurada şu kısımda genç larvalar, yani yeni çıkmış C şeklinde olanlar var. Onlar günlük larva oluyor. Bunlar işçar gözümüz. Görüldüğü gibi arkadaşlar PT0. Bunlar da erkek arı. Gözlerimiz, larvalarımız kapanmış halde. Bunlar biraz daha petekten çıkıntılı. Arkasına bakıyoruz. Günlük yumurtayı göstermek istiyorum size. Evet, şurada dik şekilde duran minnacık bir iğne ucu kadar bir beyazlığımız var. O günlük yumurtamız dik duruyor. Tam net belli olmuyor. Burada larvalarımız var. Evet, şuralarda günlük larvalarımız var. Çok küçük C şeklinde. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Yani bu komple kapalı yavru gözümüz. Normal bir sağlıklı kovanda bu şekilde olması gerekiyor. Üstte bal kemerimiz, altta polen stoğumuz, bu şekilde yavrularımız mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hani böyle şey yok. Gelişi güzel atılmış yumurta düzeni yok. Anamızın genç olduğunu ve sağlıklı olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Yani hepsi sıradan atmış şekilde devam ediyor arkadaşlar. En anamızın verimli olup olmadığını en sağlıklı bu şekilde anlarız. Yumurta düzeninin sıralanmasına göre. Eğer ki yani bir tarafta bol miktarda açık larva, kapalı, böyle karman karışık olsaydı, bu sefer ana arımız ya güzel çiftleşmemiş, ya akraba çiftleşmesi yapmış veyahut da ana arımız yaşlanmış demekti arkadaşlar. Bu şekilde çıtamızın da sağlıklı olduğunu anlamış oluyoruz. Şurada bu boş kabartılmış peteğimiz arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Bunu yeni koydum hani göstermek için. Videolarımızda kabartılmış petek diyoruz. Arkadaşlarımız anlayamıyor biliyor. O yüzden bunu da koydum. Bu da şu da temel peteğimiz. Çıtaya konmuş temel peteğimiz. Bu şekilde arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Kabartılmış petek ve temel petek vermemizdeki amacımız arımızın daha çabuk gelişebilmesi amacıyla ve vakit kaybetmeden daha hızlı koloniyi güçlendirebilmek amacıyla biz yardımcı olmak için eskiden kalan kabartılmış peteklerimizi, süzülmüş peteklerimizi veriyoruz. Ve yeni petekleri yapabilmek için de satın aldığımız temel peteklerimizi çıtalara gerdirerek koyuyoruz. Çünkü bal toplama zamanında 1 kilo petek üretebilmek için arı 10 kilo bala ihtiyaç duymaktadır. Ve zaman kaybı ve vakit kaybı oluyor arı için. Çünkü enerji kaybına neden olmuş oluyor. O yüzden kolonimizin gelişimini sağlayabilmek için sürekli olarak kabartılmış petek ve temel petek veriyoruz. Bunları da ilerleyen zamanki videolarımızda bunları da paylaşırız. Öncelikle bunu da bilmenizi istiyorum. Kovanlarımızın ve arılarımızın çalışma düzenini anlatmış olduk arkadaşlar. Bu videomuzu seri halinde devamını getireceğiz nasip olursa. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım video sizlere yardımcı olmuştur. Muhakkak atladığım konular vardır. Unuttuğum konular vardır. Bunları videomun altına yorum yaparak hatırlatırsanız yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olacağımızı düşünmekteyim. Ve sorularınız varsa her zaman dilimizin döndüğünce cevaplamak için bekleriz. Ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.